Yine sol kanat düşüncesi. Burak Kapacak aldı topu. Karşı karşıya Burak Kapacak. Burak Kapacak. 16. dakika. Bursaspor 1-0 öne geçiyor. Topu önüne çok iyi aldı. Sonrasında şık bir plase vuruş. Burak Kapacak Bursaspor'u öne geçiriyor. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2020 yılının son maçında Timsah Arena'da Bursaspor'umuz Eskişehir'i ağırladı ve maçı 2-1 kazandık. Kazandık ve 2020 yılında galibiyetle tamamlamış olduk. Gene son 4 maçında 10 puan topladı Bursaspor. Gerçekten galibiyet gibisi yok. Bütün hafta Bursa'da yüzler gülüyordu. Gene gülmeye devam edecek. Bu arada Bursa ile Eskişehir iki komşu takım demiştik. Fakat birbirleriyle komşu olmadığını, fakat birbirlerine komşu diye hitap ettiklerini görüyoruz ki bu da ayrı bir güzellik katıyor bu Anadolu derbisine. Bursa'da oynanan maçlara baktığımızda 38 maç oynamış bu iki takım ve 20 maçı Bursaspor kazanırken 5 maçı Eskişehir kazanmış. 13 maçta berabere bitmiş. Geçen sene hatırlayacaksınız, Eskişehir burada gelip bizi yenmişti ki hedefimizden bizi etmişti. Yenseydik o gün biz Eskişehir'i ikinciliğe kadar yükselecektik. Fakat bugün şehirdeki inanç aynen şu şekildeydi: geçen seneki gibi olmayacak. Ve gerçekten de geçen seneki gibi olmadı. Eskişehir hafta içi bir açıklama yapmıştı. Covid-19'dan dolayı iki futbolcusunun karantinaya, izolasyona alındığını söylemişti ki bu oyuncuların kimler olduğu ortaya çıktı. Sezgin Coşkun, Onur Bayramoğlu ve Muhammed Yahya Akbulut'muş. Bugün kendileri sahada yer alamadılar ve bence Eskişehir onların yokluğunda hissetti. Ki onlar da oynasaydı bence Bursaspor bugün biraz daha zorlanırdı diye düşünüyorum. Bursaspor'un oyununa değineceğiz, oyuncularına değineceğiz ama ben Eskişehir'in de gene gençlerini beğendim. Özellikle sağ bekleri Bilal Ceylan ki daha 17 yaşındaymış. Bir diğer oyuncu da Furkan Polat. Kendisi orta sahada oynuyordu ve bence oldukça başarılıydı. Gene Eskişehir'in başarılı genç oyuncularından biri diyebilirim. Maç öncesi iki takımın taraftarları takımlarını maça yollamadan önce takımlarını uğurladılar. Ve tam bir Anadolu derbisi şeklindeydi bu uğurlamalar. Özce'den meşalelerle takım otobüsü stada uğurlanırken Eskişehir'de gene takım oyuncularının toplandığı bir ortamda, zannediyorum tribünün önde gelen isimlerinden bir kişi kendiyle birebir konuşma yaptı ki bu da gene maç öncesi oldukça motivasyon verici bir konuşmaydı. Oley! Bursa Spor! Bursa Spor! Oley! Eskişehir'in de teknik direktörlüğünü yine Bursaspor'dan hatırlayacağınız İlhan Var yapıyor. Yine 30 yaş üzerinde olanlar İlhan Var'ı hatırlayacaktır. Kendisi Bursaspor'da gene 1-2 sene oynamıştı diye hatırlıyorum. Dün yayınladığım maç öncesi videom vardı. Gene onu da yukarıdan paylaşacağım linkten izleyebilirsiniz. Oldukça çarpıcı, hafta içinde yaşananları sizlere anlatmaya çalışmıştım. İsteyenler yukarıdan tıklayarak izleyebilir. İlk 11'e baktığımızda 7 tane Vakıfköy'lü oyuncuyu gene ilk 11'de gördük ve takım kaptanı olarak Özer takımın başındaydı. Maçın başlarında Eskişehirspor iyi kapandı ve Bursaspor'a alan yaratmamaya çalıştı. Ve top Eskişehirspor'a geldiğinde de oldukça tempoyu düşüren bir futbol anlayışları vardı. Ta ki 16. dakikaya kadar. 16. dakikada gene orta sahadan gelen Cüneyt Köz'ün uzun ortasında Burak Kapacak önce topu kafasıyla önüne aldı ve önündeki son stoperi de güzel bir çalımla geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Ve gene Giresun'a attığı bir gol vardı hatırlayacaksınız. Ona benzer bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi. Golden önce de aslında Burak Kapacak'a bu şekilde iki tane orta gelmişti. Üçüncüsünde bu sefer Burak Kapacak affetmedi ve golü buldu. Cüneyt'ten yine sol kanat düşüncesi Burak Kapacak. Aldı topu karşı karşıya Burak Kapacak. Burak Kapacak. 16. dakika Bursaspor 1-0 öne geçiyor. Topu önüne çok iyi aldı. Sonrasında şık bir plase vuruş. Burak Kapacak Bursaspor'u öne geçiriyor. ...32. dakikada öyle bir pozisyon yaşandı ki Eskişehirsporlu bir futbolcu yere düştü ve yan hakem bayrağını sallayarak orta hakeme sinyal verdi faul diye. Fakat orta hakem futbolcunun kendini aldatmaya yönelik şekilde attığını düşündü ve oyuna devam dedi. Oyun devam edince bu sefer Ali Akman'a geldi top ve Ali Akman'ın üstüne bir anda 3 kişi çullandı. Dolayısıyla faul oldu ve bu pozisyonun ardından bir sürü Eskişehirsporlu futbolcu hakeme itiraz etmeye başladı. Özellikle Erdal Aktar'ı hakemle çok konuştuğunu bu pozisyonda gördük. Yani her pozisyonun sonunda Erdal'ı hakemle yan yana görmek mümkündü. Bursaspor'lu futbolcular aslında bu şekilde hakemle diyalog kurmayarak da bence diğer gençlere örnek olduklarını düşünüyorum. Eskişehirspor'un ilk yarıda neredeyse hiç hata yoktu ki 40. dakikada çaprazdan Hamet'in çektiği şut uzak farkla out'a çıktı. Sandey Alimi. Seken top Şolaşa'ya kadar geldi. Hamit Şolaşa attı çalımını. Şolaşa bir çalım daha. Şolaşa! Out'a gidiyor. Hamit Şolaşa. İlk yarının sonuna kadar Eskişehirliler 3 kere daha yere kendini attı. Fakat hakem bunların 3'üne de faul vermedi. Dolayısıyla ayrıca bir hakeme karşı tepkileri doğmuş oldu. Bu arada ilk yarının sonuna 1 dakika ilave edilmişti ki hücum ederken kaptırdığımız top kalemizde pozisyona neden oldu. Sandey Alimi. Sandey Alimi boş alan buldu. Oraya doğru dribling halinde şimdi bıraktı Şolaşa. Şolaşa sokuldu ceza sahası içinde. Şolaşa! Direğe de temas etti, dışarı gidiyor. Sanırım ilk yarının sonuna doğru bir konsantrasyon problemi yaşadık. Çünkü durup dururken oyuncularımız Ali Akman, Burak Kapacak topa baktılar. Hiçbir şey yapamadılar. İkinci yarıya iki takım da sert başladı. Bursaspor'da Emirhan, Eskişehir'de de Furkan. Yine sarı kart görebilecekleri pozisyonda hakem onları es geçti. 55. dakikaya kadar karşılıklı top kayıplarıyla geçti oyun diyebiliriz. Ve 55. dakikadan sonra da Bursaspor kontra ataklarla pozisyon almaya çalıştı. Ve bu dakikadan sonra oyuncu değişiklikleri başlamıştı. 59. dakikada Özer'in yerine Ozan İsmail Koç'u sahaya girdiğini gördük. 62. dakikada da gene kazanılan bir serbest vuruş vardı. Emirhan'ın yaptığı ceza sahasında ortada Cüneyt Göz bomboş topa yükseldi ve topu öyle bir yere vurdu ki top tam direğin dibine çarparak skor 2-0'a gelmişti. İşaret geliyor. Emirhan ortası içeri doğru kafa vuruşu ve gol! Top ağlarda 2-0. Bursaspor farkı 2'ye çıkarıyor. Cüneyt Göz. İlk golün asistini yaptı. Burada da sahneye çıktı. Golü attı. İki farklı üstünlüğe taşıyor Bursaspor'u Cüneyt. 65 ve 67. dakikalarda Eskişehir'in kazandığı kornerler vardı ki bomboş kafa vuruşları out'a çıktı. Daha önceden de biliyoruz ki kornerlerde Bursaspor'un zaafı vardı ve bunlara önlem alamamıştık. Fakat son 3 maçta bu kornerlerden gol yemiyorduk da. Bugün gene boş pozisyonları görünce eski pozisyonlar aklımıza gelmedi değil. 69. dakikada Batuhan çıktı, yerine Çağatay girdi. Batuhan'ın da gene bu maçta çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. 73. dakikada gene değişik bir pozisyon yaşandı ve top İsmail Çokçalış'tan dışarı çıktı aslında. Fakat hakem topu Bursaspor'a verdi. Yani böylesine basit pozisyonda bile Eskişehirliler hakeme bence çok fazla itiraz ettiler. Hakemin bu tutumu sonrası tabii sinirlenen Eskişehirsporlu futbolcular oyunu bundan sonra biraz daha sertleştirdiler. Tabii Eskişehirsporlu'nun sertliğine Bursaspor da karşılık verince Ali Akman çok gereksiz bir sarı kart gördü ve haftaya sarı kart cezası durumuna düştü. Keçiören Gücü maçında oynayamayacak. 75. dakikada Burak Kapacak ki bence bu maçın kahramanlarından biriydi, çok etkiliydi bu maçta. Bir çalımda iki kişiyi geçerek gene kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aynı ilk goldeki gibi bir vuruş yaptı fakat bu sefer kaleci sola doğru hamlesini yaparak gole izin vermedi.
Baskı var. Emirhan tek pas. Burak Kapaçak. Burak Kapaçak sıyrıldı rakibinden. Burak vurdu. Melih kurtarıyor. Korner. 79. dakikada gene Eskişehir sol çaprazdan çekmiş olduğu şutla kalecimiz Ataberk'in üstünden top az farklı out'a gitti. Şolaş'a çalımı, üst üste çalımlar, pası yerden Erdal, ceza sahası Erdal vurdu, out'a gidiyor. 82. dakikada Eskişehirspor bu sefer Onur Arı'yla bir pozisyon daha buldu. Daha net bir pozisyondu fakat bu pozisyonda gene out'a gitti. Bu pozisyonun sonrasında iki takım da oyuncu değişiklikleri yaptı. Bursaspor'da 3 oyuncu değişikliği yapılırken Eskişehirspor'da 2 oyuncu değişikliği yapıldı. Bu değişikliklerden sonra Eskişehir Bursa'ya önde bastı ve oyunu kurmasına izin vermedi. 87. dakikada sonradan oyuna giren Ozan İsmail Koç hızla ceza sahasına girdi ve ortaya çıkarmak istediği topta Eskişehir kademesi topu korner atarak gole izin vermedi. Maçın sonunda gene oyun hızlanmaya başladı. 89. dakikada bu sefer Onur Atasayır'ın ortasında Ozan İsmail Koç'un vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü ve dönen topta kalemizde pozisyona neden oldu. Burak altı parmak, topuk pası Onur. Onur geçti rakibini, son çizgi içeri doğru vuruş direkten döndü. Ve pozisyonun devamında kornere çıkan topta kornerden gelen vuruşu ön direkte iyi bir vuruşla Eskişehirsporlu kaleyi yokladı. Ataberk gol izin vermese de seken topu Eskişehirsporlu futbolcular tamamladı ve skor 2-1'e geldi. Korner kullanıldı. Şolaş'a kopfa vuruşu. İkinci pozisyon ve gol. Topu alarda Tolga Yakut. 90. dakika. Eskişehirspor farkı 1'e indiriyor. Oyuna birkaç dakika önce dahil oldu Tolga Yakut. Bu arada maça 5 dakika ilave edildi. 93. dakikada gene yüreğimiz ağzımıza geldi diyebilirim. Gene kornerden bir kafa vuruşu, çok net bir şekilde bomboş kafa vuruşu Ataberk'in tam üzerine geldi. Tam çizgide de Ataberk topu kontrol etti. Ataberk böylece skorun dengelenmesine izin vermedi. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu! Kaleci Ataberk Dadak Deniz. Maçta başka pozisyon olmadı ve maç 2-1 sona erdi. Fakat maç biter bitmez Eskişehirliler hemen hakemin etrafını sardı. Yani maç bitmiş artık daha bir şey olmaz yani. Hakeme itiraz ederek bir şey elde edemezsiniz. Sonuçta Erdal Aktar'ı sarı kart gördü ve bir sonraki hafta Boluspor'la oynayacakları maçta cezalı olacak. Bu skorla Bursaspor puanı 24'e yükseltti ve yılın son maçında bizleri sevindirdi. Bu arada playoff hattıyla da arasında 4 puan kaldı. Ve 6. Keçiören gücüyle de haftaya oynayacağız. Yenersek Bursa'da inanın bambaşka bir hava olur. Ve ikinci yarıda bambaşka bir Bursaspor izleyebiliriz. Eskişehirspor haftaya Boluspor'la sahasında oynayacak. Fakat hani bu oyunla daha ne kadar devam ederler bilmiyorum. Gerçekten çok iyi durumda değiller. Allah yardımcıları olsun. Tüm Anadolu takımlarına, tüm şehir takımlarına ibretlik bir durumdalar. Herkes ibret alsın. Maçın geneline bakacak olursak bence gene Anadolu derbisi tadına geçti. Bence televizyon başında izleyenler zevk almıştır diye düşünüyorum. Bursaspor'un bu maçı daha önceki maçlarına göre daha rahat geçtiğini söyleyebiliriz. Fakat bu rahatlık Keçiören Gücü maçında strese dönüşür benden söylemesi. O yüzden Mustafa Hoca gerekenleri oyuncularla konuşarak hafta içinde halledecektir diye düşünüyorum. Sosyal medyadan bazı arkadaşlar yazmışlar. Kaç haftadır yeniyoruz, hala 9.yüz, nasıl oluyor falan filan diye. Biliyorsunuz depremden dolayı, Covid-19'dan dolayı ertelenen maçlar vardı ki geçtiğimiz 10 gün içerisinde bu eksik maçlar tamamlanmaya çalışıldı. Ki hala da eksik maçlar var. Yılbaşından sonra da gene bu maçlar tamamlanmaya devam edecek ve ikinci yarıya başladığımızda bütün herkes eşit olarak maçlarına başlayacaktır. Haftaya Keçiören'i Ankara'da deplasmanda yenersek Bursa'da bambaşka bir hava olacaktır. Bu gençler geçen sene başarılamayanı başarmaya çok yakınlar. Lütfen herkes destek olsun. 2020 yılını bu maçla kapadık ve önümüzde kocaman umut dolu bir 2021 yılı var. İnşallah 2021 yılı bizim yılımız olacak ve ikinci şampiyonlar Vakıfköy'den çıkacak diyorum. Haftaya Keçiören maçımız cumartesi günü 13.30'da. Mustafa Hoca'ya ve öğrencilerine güveniyoruz. Keçiören de sert ve disiplinli bir takım. Deplasmandan en az 1 puanla döneceğimize ben inanıyorum. Videomu buraya kadar izlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hatta katıl butonuna basarak ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Haftaya yeni yılın ilk maçında görüşmek üzere. Herkese şimdiden yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Hoşça kalın.